Merhaba değerli dostlar. Az önce Facebook, Instagram'dan duyuru yaptım. Yukarıda çok yoğun Starlink var diye. Normalde sabit duran kameramı bir cisim gördüm ve ona yakınlaştım. Kayda başladım. Gene kızılötesi lazerle SOS verdim. Videonun başında bu cismin yanından hızla başka bir cisim geçiyor. Bakın burada bir tane daha geçiyor aynısından. Bir müddet çektim. Tekrar ana cisme yoğunlaştım. Bu cisim güneybatı, evet güneybatı istikametinden kuzeydoğu istikametime doğru gidiyor ve kuzeydoğu istikametinde gözden kayboluyor. O ara kadraja bahsetmiş olduğum, bakın görüyorsunuz, Starlink uyduları giriyor. Bu gece duyuruda söylediğim gibi yukarıda Starlink uyduları çok yoğun. Yani ben devamlı biliyorsunuz gözlemde olduğum için bakın yukarıdan sırayla geçiyor ama yani bu sadece bir tek yön değil. Bu akşam birçok yönde ve bu şekilde sıralı halde giden birçok Starlink uydusu görüntüledim. Tek görüntülediğim bu değil. Onu da daha sonra yayınlayacağım diğerlerini de. Yani bu gece Starlink yoğun. Az önce gördük Starlink yorumu yapıyorlardı bu cisimler için. Starlink uyduların nasıl görüldüğü ve bu cisim nasıl görüldüğü ile alakalı aynı videoda denk gelmesi iyi bir örnek oluşturdu analiz açısından. Starlink uyduları çok ufak ve bu cisimden görüldüğü kadarıyla daha yüksek irtifada. Ve ufak. Bu cisim onlardan daha alçak irtifada ve daha büyük ve tek başına ilerliyor. Biliyorsunuz daha önce buna SOS tutmuştum. Yön değiştirmişti. Bu Skinwalker çiftliğinde Travis Taylor'un görüntülediği cisme benziyor bu cisim. Ordonis adasında Skinwalker çiftliğinde olduğu gibi bir yoğunluk olduğunu, hatta daha da fazla bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. Tekrar burada geriye geldim. Bakın üst tarafta hala da Starlink'ler geçiyor görüyorsunuz. Bu akşam bir yoğunluk var bu Starlink uyduları ile ilgili. Burada ana cismin yakın görüntüsü var. SOS verdiğim anı. Ama bugün SOS'e tepki vermedi. Geldiği gibi gitti, devam etti. Yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim.